Beterin beteri varmış. Yıldız Tabiye'ye uzanan cadde üzerinde, solda, eski adıyla Şen, yeni adıyla Kanarya Sokağı. Yalın ayaklı, kara kara kız çocuklarıyla oğlanların kaynaştığı bir semt. Ağızları sigaralı oğlanlarla, kızlar öylesine çok, öylesine canlı, hareketliler ki. Arabamız hemencik kirli, sağlam, çürük, ince, kalın ayaklarla sarılıverdi. Yukarıda güneş, semtte taşlı tarlanın toz yüklü rüzgarı. Arabamızın çevresinde çocuklar kara kara göz bebekleriyle. Bayram sevinci içindeler ama hiç de ziyankar ve terbiyesiz değiller. Sonra kahveler. Kahvelerde çocukların renginden ama göz bebekleri çocuklarınkiler kadar canlı olmayan koyu esmer insanlar. Şaşmadan, yadırgamadan bakıyorlar. Battı balık yan gider. Binin yarısı 500, o da bizde yok. Kırılan kırıldığı yerde kalsın. İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri, der gibi. Hasbi, kayıtsız, umursamazlar. Bir yerlerde iyice açılmış bir radyo. Radyoda karanfil kırmızısı bir türkü. Tozlu, rüzgar, türküyü alıp uzaklara götürüyor, getiriyor, duvarlara çarpıyor. Aynalarında mavi göğün, rüzgarda hırçın ağaçların, meydanlıkta koşuşan çocuk ayaklarıyla göz alıcı güneşin kaynaştığı şık bir berber dükkanının böğründeki kahveye giriyoruz. Selamün aleyküm. Yorgun birer. Ve aleyküm selam. Sonra hep o aldırış etmezlik. Sanki. Ne geldiniz? O arabada neyin nesi? Üzerindeki yazılardan bize ne? Kim olurlarsa olsunlar. Ama çok gördük böylelerini. Gazeteci mi? Bunlar da onlardan demek. Bu sonuncuyla birlikte o kayıtsız insanlarda bir dikiliş. Haksız da değiller. Şehrimizde çıkan kağıdının renklerinin, baskısının kalitesiyle yerliden çok batılı kardeşlerine benzeyen ünlü bir dergiden söz açıyorlar. Bu derginin yazarları gelmiş. Hoşbeş etmişler, fotoğraflar çekmişler, dostluk göstermiş gitmişler. Derken bir de bakmışlar ki sokaklarının Şen adı bu dergi sayfalarında başka anlamları gelebilecek biçimde anlatılmış. Tepeleri atmış, sokaklarının adını değiştirmeye karar vermişler. Şen Sokak o gün bugün Kanarya Sokağı olmuş. İçlerinden matrak bir genç, inşallah siz de onlar gibi yapmazsınız dedi. Söz verdik, söz vermeye lüzum olmayabilirdi ama gerekliydi. Çünkü ancak bundan sonra dost yüzlerini gösterdiler. Şen olmak kötü mü? Ne münasebet? Şen olabilmek meziyet. Yarım kilo kuru fasulye, 250 gram etle fokur fokur kaynamış kocaman bir kuru fasulye tenceresinin başında milyonerlerin çokluk bulamayacakları neşeli saatleri bulmak az mutluluk mu? Koca bir tencere fasulye, geçtik mi kızanlarla başına? Bak sen bizdeki keyfe. Kara kuru ama canlı birine kulak veriyorum. Ben de diyor. Var 10 çocuk. Bir başkası küçümsüyor. Tembel misin? Var bende 12. Sağdan soldan katılmalar. Bende 8, bende 9. Abi çok tembelmişsiniz. Var bende 13. Soruyoruz. Hastalık, sağlık durumunuz nasıl? İşte diyorlar. Allah'tan gelen bir şey. Bir başkası ekliyor. Şükür hasta masta olmayız. Nasıl olmayız? Benimkinin apandisi tuttu. Aldım götürdüm. Gezdirmedik, hastane kalmadı. O atar ona, o atar ona. Ama gene de hasta olmayız şükür. Sağlık kurallarına göre her an hemen hepsinin hasta olup ölmesini gerektirecek bütün kötü şartlar fazlasıyla var. Önce savrulan toz toprak, sonra susuzluk, illa bu. Taşlı tarlanın öbür semtlerinde hiç olmazsa çeşmeler var. Su almak, alabilmek için saatlerce beklense de sonunda alınabiliyor. Buradaysa hak getire, semt 978 evlik. Dökülen gece kondular, harap, eğri büğrü kapılardan kadınlar, çocuklar taşıyor adeta. Evlerin derme çatma çatıları ya paslı tenekelerden ya da alelade kontrplak eskilerinden. Rüzgar alıp götürmesin diye üzerlerine ağırlık taşlar konmuş. Hele küçük kumarbazların sırlarını dayayıp iskambil oynadıkları bir hela öylesine dolmuş ki. Topraktan sızan pislikler toprak rengini yitirtmiş. Çocuklar pis kokunun yani başında kumar oynuyor. Daha küçüklerdi o pislikten toprağa tutuna otura yata oyuna seyrediyorlar. Su vaziyetini anlatıyordunuz. Sarı bereli, çember sakallı ama bakışlarından, duruşundan çok güçlü bir insan olduğu belli hoca. Evet diyor. Su derde, bütün dertlerin üstünde. Suyumuz 40 çeşmeden gelir. Sabahın 5'inde sıraya girersiniz.
Gündüz 12'de suyunuzu alırsınız. En kötüsünün bile kıyıcında bir iyi bulunur. Acı güneş, toz, kir, pas, susuzluk, pislik, rengini atmış toprakla haşir neşir olan çocuklar, kumarbaz çocuklar filan falanın yanında bu hoca ya da imam. Hacı, hoca, imam, müezzin deyince aklımıza nedense hep içine kapanık insanlar gelir. Sanki hayattan ayrı, hayatla ilgileri kesik insanlardır. Bu dünya değil de öteki dünya ile ilgilidirler. Bu imama gelince, bu imam beni şaşırttı. Hemen söyleyeyim de siz de şaşın. Bu imam aynı zamanda antrenörmüş. İyi insanımdır, iyiliği severim, kimseye zararım dokunmaz. Onun için eksik olmasınlar, semtte de beni sever sayarlar. Hacıdan, hocadan, imamdan antrenör hiç işitmemiştim. Aklımın kıyıcından da geçmezdi. Semt futbolcularını çalıştırıyor, semtin gençleriyle yakından ilgileniyormuş. Hatta sigara içmelerine kadar, yani sigarayla savaşıyor. Gençleri iyiye, doğruya, güzele çağırıyor. Başka dertleriniz? Sivri çeneli biri, bizde dert mi ararsın diyor. Mesela elektrik, su, kanalizasyon. Evlerinizde neyle aydınlanıyorsunuz? Gaz lambasıyla. İş vaziyetiniz? Ne iş olsa yaparız. Hammallık, boyacılık, odun kesiciliği, fabrikalarda işçilik. Odun kesicisinin hali duman. 15 günde 5 liracık kazandım beyim. Az mı? Ye bitmez. Çoluk çocuk. Var 2 tane. Kendi kendini matrağa alabilen insanlar. Mihneti kendine zevk etmedir. Alemde hüner. Hüneri hatırlatan cinsten. Pislik rengini almış. Binlerce kara sineğin dalgalar halinde inip kalktığı yerin hemen karşısındaki bakkal dükkanının duvarlarına gözlerim takılıyor. Acemice çizilip boyanmış tavus kuşu. Bileğim kalınlığında bir iple şadet parmağım kalınlığında bir ağaca bağlanmaya çalışılmış. Sakallı bir keçi, acı yeşil çayırlar. Ne olursa olsun, bunca yokluk, bunca kötü yaşama şartını, yanı başındaki yaşama gücünün pembesi, moru, sarısı, mavisine hayrandım denedi. Saat 17.30. Arabamızın tekerlekleri altındaki zarif asfalta yağ gibi kayıyoruz ama güneş. Tam karşımızda. Alevden bir top gibi gözlerimizi alıyor. Çevreyi gereğince görmek, görebilmek nerede? En iyisi gözleri yummak. Zarif asfalt üzerinde tekerleklerin mutlu vızıltısını dinlemek. Öyle yapıyorum. Birden asfaltın bittiğini belirten bir alabora oluş. Gözlerimi açıyorum, tamam. Asfaltı bıraktık, yol demeye bin tanık isteyen tarladan bozma tozlu berbat bir yola düştük. Nerede deminki mutlu mırıltı, nerede şimdiki inilti? Şoför çok ağır gitmese arabanın makası şusu busu kırılabilir. Gittikçe bozulan yolda gittikçe ağırlaşarak ilerliyoruz. Sağda her an sararıp ölgünlaşan güneşin altında bir takım barakalar, barakaların Anadolu köy evlerini çevreleyen çitlerini andıran korkuluklar. Yaprakları tozlu, boyatmış mısırlar. Bu mısırlar insanı Anadolu'da bir yerlere ısrarla hatırlatıyor. Arabamız inliğe kıvrılı, ilerledikçe insırlar ve evlerin Anadolu'da bir yerlere benzeyişi artıyor. Mide, bor desem. Hayır, Adapazarı'na giderkenki yolüstü köylerini. Tamam. Burası Adapazarı köylerinden biridir. Oradan kaldırılıp getirilmiş İstanbul'un kıyıcına oturtulmuş. Yolları, barakalarının haraplığı, başıboş çocuklarının çok ve dayanıklığı. Çeşmesizliğiyle burası taşlı tarladan çok ihmale uğramış arabamızın geçtiği yollar kadar bozuğunu taşlı tarlada görmemiştik. Taşlı tarlanın ana yolları değil, mahalle araları berbat. Ama buranın hem ana yolları hem de mahalle aralarındaki yollar berbattan da berbat. Arabamız ağır ağır ilerlerken sağda solda mısır püskülü sarısı saçlarıyla küçük kızlar, oğlanlar. Çoğu henüz okul çağında bile değil. Hani Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez köyleri ya da kasabaları vardır ya, bir taşıt gelince bütün çocuklar bayram sevinci içinde koşuşur, naralar atar ya, öyle işte. Topaç gibi bir oğlan arabamızın yanı sıra koşarken avaz avaz bağırıyor. Koşanlar, koşuşanlar artıyor, bağıranlar da. Hiç de fena değil. Çocuklar bizi semtlerini duyuruyorlar. Nitekim tenha kahvelerle arada bir çıkıp geçen küçük bakkal, berber dükkanlarından başlar uzanıp bize merakla bakıyorlar. Burası 5 telsizler semti. Gözümüze kestirdiğimiz, daha doğrusu deminden beri belki de en kalabalık olduğuna dikkat ettiğimiz bir kahve. Bütün gözler bizde, öyle ya, ne var, niçin geldiler, ne olacak? Dalıyoruz içeri, selamünaleyküm. Hep o şüpheci yadırgar tarzdaki karşılık, aleykümselam.
kocaman radyosuna rağmen orta boylu bir köy kahvesini hatırlatıyor ama sahibi beyaz pantolonu, beyaz gömleği güleç yüzüyle cana yakın çay getiriyor. Kendi aramızda işe neresinden başlayacağımızı kararlaştırıyoruz. İstiyoruz ki yüksek sesle aykırışarak İskambil oynayanlar ya da İskambil oyununu seyredenlerin arasından taşlı tarladaki gibi bir esansı çıksın da biz de daha lehep demeden leblebi diyeceğimizi anlasın. İskambil oynayanlarla seyredenlerden iş çıkmayacağını anlamakta gecikmiyoruz. Gene iş varsa kahveci de var. Boş çay bardaklarını alırken soruyorum. Arkadaşlar kalem defter çalışmaya başladılar. Ne anlıyorsunuz bu faaliyetten? Gülüyor. Gazetecisiniz beyim. Gazetenizde taşlı tarlayı okuyoruz. Bizim ekipte bir ferahlama. Hay Allah razı olsun. Demek buraya niçin geldiğimizi anladım. Anladım. O halde bize yardım et lütfen. Ona taşlı tarladaki uyanık esasçıdan söz açıyoruz. Maksadımız gazetecilik ama halkımıza faydalı olmak da istiyoruz. Semtiniz ya da doğrudan doğruya şahsınızla ilgili şikayetlerinizi gazeteyle ilgililere ulaştırmak istiyoruz. Dikkate alır, dertlerinize derman olurlarsa ki şüphemiz yok, memnun oluruz. Bir anda çeşitli insanların çeşitli bakışları ve candan ilgileriyle kuşatılıveriyoruz. Cesaretimiz artıyor, başlıyoruz sormaya. Aynı şeyleri ayrı kalemlerden tekrarlamamak için kahvedeki yurttaşlarımız şahsi dertlerini arkadaşların not almasına bırakıp kendi sahama çeviriyorum bakışlarımı. Soldaki kocaman radyonun üzerine küçük bir Atatürk büstü alçıdan kahve kapısında bir kafeste ötmeyen bir kuş, bülbül değil, sıkıntı içinde zavallı, sinmiş, kusmuş, sonra bir hayli çok semiz kara sinekler. Sivri sinek de var mı? Varmış. Buraya da taşlı tarlada olduğu gibi savaş ekipleri pek uğramıyor. Genelleşiveren konuşmalardan bu semtin dertlerini şöylece sıralama imkanı sağlıyorum. 1. Çeşme 2. Yol 3. Sokak lambaları 4. Kanalizasyon 5. Bekçi 6. Yarım bırakılan beton yolun ikmali ve otobüs gelmesinin temini 7. Sineklerle mücadele 8. Bir umumi telefon. Arkası yarın.